Çünkü benim videolarımdan bildiğiniz üzere sürekli keşfettiğim herkesin önüne çıkıyorum. TikTok'ta nasıl keşfete düşebiliriz adlı videoyu bugün sizlere göstereceğim. Hepinize merhaba dostlar. Yeni videodan herkese selamlar. Uzun süredir video gelmiyordu. Bugün PUBG Mobile ile giriş yapamadık. Bundan dolayı ama size muhteşem bir haberim var. TikTok'ta kısa sürede isminizi duyurmanız için veya ün yapabilmeniz için size efsane bilgiler vereceğim. Çünkü benim videolarımdan bildiğiniz üzere sürekli keşfettiğim herkesin önüne çıkıyorum. Sizler de bunu biliyorsunuz. O yüzden isminizi kısa yoldan duyurabilmeniz için sizlere TikTok'ta nasıl keşfete düşebiliriz adlı videoyu bugün sizlere göstereceğim. Video sonuna kadar izlersen bana destek vermiş olursun. Bu arada bir beğeni, bir abone ve bildirimleri açmayı unutma. Hızlı bir şekilde videoya giriş yapalım. Ben buradan telefondan sizlere göstereceğim. Arkadaşlar hemen yan ekranda TikTok ana sayfamı görüyorsunuz benim. Benim kendi orijinal profilim. Şu an 122.700 takipçimiz oldu. Yaklaşık 3 aydır bu platformdayız. 3 ayda tam tamına 122.000 takipçiye ulaşmış bulunmaktayız. Bu bizim için güzel bir takipçi sayısı. Kısa yoldan yani fazla video da atmadık. Videolarımızı güzel bir şekilde patlattık. Bunların nasıl olduğunu sizlere göstereceğim. Umarım siz de benim gibi hızlı bir şekilde yükselişe geçip isminizi kısa sürede duyurabilirsiniz. Hızlı bir şekilde giriş yapıyorum. Bakın hala bildirim 24 tane daha bana gelmiş. Aşağı doğru iniyorum. Sizlerle beraber bakın ben aşağı doğru iniyorum. Görüyorsunuz videolar nasıl izlenmiş. 1.3 milyon yani ortalama videoların izlenme sayıları 300, 200, 500, 1 yani 190, 200 bin arası hep gidiyor geliyor. Bakın şu an aşağı doğru indikçe 590, 300 görüyorsunuz videoları. Yani izlendikçe izleniyor dostlar. Bunlar benim sürekli videolarımın keşfete düştüğünün bir tür örneğidir. Bilginiz olsun. Hemen ne yapıyoruz burada? Yukarı doğru çıktım. Dostlar bakın şuradan artı tuşuna bastım. Galerime girdim. Şöyle bir tık yukarı geldim. Şöyle benim bir videom var. Bu videoyu sizlerle de görüyorsunuz. Diyorum ki PUBG en iyi oyuncusu sensindir ama kimse kabullenemiyordur. Bunu da alalım. Seçildi diyelim. Sonraki diyelim. Bakın benim burada aslında anlatmak istediğim diyorum ki bakın PUBG en iyi oyuncu sensindir ama kimse kabullenemiyordur. Bu video direkt keşfettik yani %100 keşfettik. Niye? Bunu sizlere aktarayım ben hızlı bir şekilde. Çünkü bakın ekranda ilk başta en iyi oyuncu diye bir tabir ediyorum. İnsanların dikkatini çekiyor. Ondan sonra kademi ve en fazla yüksek aldığım leşi görüyor insanlar orada. Yani diyor ki bu adam çok sağlam. Mükemmel oynuyor aslında. Yani senin bir nevi e-sporcu veya ne bileyim tabiri caizse aynı o şekilde e-sporcu olduğunu görüyor veya başka bir şey. Yani dediğim gibi orada KD önemli ve aldığım 24 leş. O yüzden yani önemli olan orada insanları videoya çekebilmek, videoyu izlemesini sağlamak. Bakın şurada kapak seçim var. Şu kapakta şu yazıyla kapak tarafındaki bir nevi aynı yere gelmesi lazım. Sizin profilinizde bu yazı yani adam görebilmeli. O da çok önemli. Şimdi açıklamaya ne yazıyoruz? Hakikaten de doğru diyorum. Etiketler arkadaşlar keşfete düşmeniz için en önemli şey etikettir. Bunu bilin. Bakın ben size diyorum ki keşfet. Bakın keşfet yazdım. 125 bin tane görüntülenme gelmiş. Aslında bu milyonu geçmiş milyara kadar gelmiş. Bu TikTok bize bu şekilde gösteriyor. Kısaca ben size etiketlerimi bırakayım. FYP bu globale düşmeniz için kullandığınız bir etikettir. En önemlisi PUBG Mobile. Bakın PUBG Mobile. PUBG Mobile Ultra Tour bu Türkiye tur aslında Türkiye anlamı size göstereyim. Baksın Royal Pass bunları açıklayacağım etiketlerin niye önemli olduğunu. PUBG bir de PUBG yazarsan sonra da bir keşfet daha bıraktım. Video bu kadar arkadaşlar. Şimdi PUBG Mobile niye bırakıyorum? Çünkü herkes PUBG Mobile etiketini bırakıyor videosuna. Kim PUBG Mobile etiketini videosuna bıraktıysa zaten sürekli o video tekrarlanacak, tekrarlanacak, sizlere gösterilecek, anladın mı? Kim o etiketi bıraktıysa o kişinin keşfetine düşüyorsunuz ana sayfada. Royal Pass, herkes zaten bedavaya alışık bildiğiniz gibi Royal Pass etiketini çok kullanıyor. O yüzden çekiliş falan düzenliyorlar TikTok'ta. Oradan Royal Pass etiketini bırakıyorlar. Siz bu sene milyonlarca insanın önüne düşüyorsunuz. Hem globale düşme olasılığınız var hem milyonlarca insanın önüne düşme olasılığınız var. Keşfet zaten bütün TikTok Türkiye kullanıcıları. Herkes A'dan Z'ye keşfet bırakır. Çünkü keşfet kullanan insanların önüne düşüyorsunuz. Bu bir nevi sizin keşfete çıkmanızı sağlıyor. Dediğim gibi bakın ben bunu şimdi sizlere taslak olarak kaydedeceğim. Niye kaydettim? Bakın şimdi video açıyorum böyle bu şekilde. Bakın video şu an çalıyor.
Bu videoya dünya kadar yorum gelecek. Niye gelecek? Çünkü ben orada diyorum ki PUBG Mobile en iyi oyuncu sensin, kimse kabullenemiyor. Yani kemik kral ilan ediyorum. Bu yüzden herkes iyi oynadığını düşünerek beni linçlemeye çalışacaklar. Bu linçlemeleri beni kötü duruma sokmaz. Aksine beni kat kat yükseltir. Niçin biliyor musunuz? Çünkü etkileşim sağlıyor. Her bir yorum demek videonun belki 20-30 defa izlenmesi demek. Çünkü arkada video sürekli tekrarlanıyor. Mesela örnek vereyim. Keşfette birinin videosuna girelim veya kendi videomuza girelim tekrardan. Bakın ben kendi bu videomu açtım. Tamam mı? Yorumlara girdim. Bak mesela bunu açtım. Yorumlara girdim. Bakın ben burada yorumları okuyorum. Tamam mı? Herkes yorum atmış. 120 FPS, 15 FPS bilemedim bir sürü şey. Ben burada yorumları okurken halbuki video arkada 10 defa, 20 defa, 30 defa tekrarlanıyor. Çünkü herkes yorum okumayı sever. Yorum okumayı, kendisi de yorum atmayı sever. O yüzden yorum çok önemli. Burada paylaş kısmına da mesela ne diyeyim? Bir video paylaşıyorum işte diyorum ki paylaş kısmına YouTube gelmiş. Ama video içeriği çok farklı. Açıklaması da çok farklı. Herkes o paylaş kısmına tıklayıp YouTube'u görmeye çalışır. YouTube geldiyse biz kendi YouTube videolarımızı paylaşalım diye paylaş kısmına o yüzden tıklar. Sizin video etkileşiminiz çok artar. En önemlisini video paylaşırken herkesin yorum atabileceği ve millet sizin videonuzu bak bu şekilde diyelim gördü video hemen aşağı kaydırmasın. Millet bu yazıyı okudu mu sonuna kadar izlesin. Eğer bir kere aşağı giderse o video çöp oldu gitti. Çünkü video saniye saniye izlenmesi lazım. Şimdi keşfet şöyle bir şey var. 500 ile 1000 arası var. 1000 ile 10.000 arası var. 10.000 ile 100.000 arası var. 100.000 ile 1 milyon arası var. Düşün yani 1 milyona sonrası da full global. Sizi şimdi 500 ile 1000 kişinin arasına atıyor. Bir anda hani 20, yarım, 30 dakika sonra veya 1 saat sonra bir anda videonuz izleniyor. Keşfete düşüyor. Bir bakıyorsunuz 3000, 5000 gidiyor ama sonra duruyor. Niye duruyor? Çünkü TikTok sizi 5000 kişinin önüne atıyor. 5000 kişinin önüne attığı zaman ha bakıyor bu insanlar izliyor mu, izlemiyor mu? Eğer herkes izlerse, beğenip yorum atarsa, yani güzel bir etkileşim sağlarsa bu sefer sizi 100.000 kişinin önüne atıyor. Anladınız mı? 100.000 kişinin önünde görüntülenme sağlanıyor. Eğer bu insanlar da sizin videonuzu izlerse TikTok diyor ki ha bu kaliteli. Bunu 1 milyon insanın önüne atalım. Videonuz 1 milyon insan önüne gidiyor. O yüzden videolarınızı düzenlerken, yaparken elinden geldiğince kısa kısa etiketler, benim kullandığım etiketlerden kullanın. Daha sonra videolarınızı uzun süre izletebileceğiniz videolar bırakın sonuna kadar. Ve en önemlisi yorum attırabileceğiniz videolar yapın. Yorum TikTok'ta çok önemli arkadaşlar. Bunu unutmayın. Yorumların neden çok önemli olduğunu bir sonraki videoda açıklayacağım. Dediğim gibi yorumlar size etkileşim sağlatır. Millet okurken sürekli arkada çalar. Bu birer etkileşimdir. Ama aslında yorumların başka bir taktiği var. Onu sizlere sonra göstereceğim, söyleyeceğim. Bugünlük bu kadardı. Bunu denerseniz %100 keşfete düşersiniz. Ama dediklerimizi birer birer yaparsanız. Ha PUBG Mobile oynayan arkadaşlar için de şunu söyleyeyim. PUBG Mobile oynuyorsanız videolarınızı mesela hani savaş videosu atıyorsunuz işte M24 vs arenada falan atıyorsunuz keskin nişancı vesaire bunlar bazıları tutar bazıları hiç tutmaz hiç izlenmez. Bunun da kesin ve kesin izlenmesi için sizlere videosunu göstereceğim. Mesela bakın ben örnek atmışım 60.000, 177.000, 121.000 bakın 665.000'lik bir videom izlenmiş. Bunun da örneğini size göstereceğim. Neler yapmanız gerektiğini söyleyeceğim keşfete düşürmeniz için. Bugünlük bu kadardı. Bir sonraki videoyu bekleyin. Güzel bir şekilde gelecektir. Şimdilik bu videoya bir beğeni, bir abone ve yorum atmayı da unutmayın. YouTube'da da yorum çok etkili. O yüzden yorumlarınızı bekliyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Bir sonraki videoda görüşürüz.